Kalifer ve Bahar Şehrin şimali ile şarkı arasında surlar. Surların üstünde ve etrafında sefil kulübeler, bostanlar, kenar mahalleler. Kenar mahallelerin merkezde konuşulan dile göre yayık telaffuzlu kızları, çamurlu yüzlü, bazen de fazla zeki çocukları vardır. İnsan isimleri çoğunca anadan doğar doğmaz takılan manasız isimler değildir. İnsanlar buralarda dal, hıyar, çukur, öbek, lahana gibi sebze ve meyve isimleriyle katır, barbunya, zargana, kunduz gibi hayvan adlarıyla yahut da yüzünün karakterinin bir tarafını bildiren bal dudak, cambaz, kıllı, köse, sulu gibi isimlerle çağrışırlar. Bu mahallelerden şehrin merkezine gitmek, İstanbul'dan Ankara'ya gidip gelmekten zordur. İnsanlar birbirini burada Ahmet, Mehmet, Apostol, Yorgi, Avram, Şalom diye çağırmadıkları için kimin Müslüman, kimin Hristiyan, kimin Yahudi olduğu da pek belli olmaz. Her üç lisanın kolay bir taraf zaruri parçalarını ve argosunu öğrenmiş olanlar da çoktur. Bazen bir sarı apostol, bir sulu Avrama Yahudice sataşır bazen bir Barbunya Ahmet, Zargana Agoba, Ermenice dert yanardı. Sefil kulübelerin ucu bucağı görünmez yangın yerlerinin ortasında işlenen her suç, o kenar mahallelerin sükunetini özlemeye, uzletini sevmeye, sefaletini tetkik etmeye gelen mütecessise karşı olduğu için fazla dedikodu yapılmaz. Yalnız birkaç gün sur haricindeki kahvelerde oturan jandarmalar ve sonbaharda yaprak hışırtılarına karşı Nat Pinkerton hikayeleri okuyan polisler telaşa düşerdi. Sonra bir gün sarı yüzlü, korkak, aç bir delikanlının elleri kelepçeli, adı elleri gerilmiş yüzü gülümser vaziyette götürüldüğü görülürdü. Hapishaneye buradan askere gider gibi gidilirdi. Kendi aralarında din farkı gözetmeksizin kız alıp veren bu insanların başça düşmanı, daha doğrusu sevgilisi bir tepeye çıkıldığı zaman görülen şehrin merkezidir. Orada kapkaranlık, soğuk geceleri ısıtan bir aydınlık vardı. Bu bir uzak cümbüş veya yangın hissini verirdi. İnsan çamurlu yangın yerlerinde ceketinin ceplerinden ellerini çıkarır, gayri ihtiyari bu ışığa doğru uzatırdı. Kadınlar bu mahallede doğarlar. Gene aynı mahallede fakat bir başka sefil kulübede ölürlerdi. Erkekler bu mahallede doğarlardı. Ama katiyen bu mahallede ölmezlerdi. Kimi hapishanede, kimi bir duvar dibinde, bir cami avlusunda, ne bileyim başka yerlerde, kendi doğdukları yerden başka yerlerde ölürlerdi. Bu mahallede çocukların bazen baş parmakları yoktu bu çok hususi bir sanata şimdiden alışmaları için mahalle operatörleri tarafından yapılan bir ameliyat neticesiydi. Bazı çocukların ayakları yoktu. Topuğundan, bileğinden, baldırından, diz kapağından ve kasığından itibaren kokmuş ayaklı, mavi gözlü, koşamamaktan doğan kinlerini tekrar tramvay ve otobüslerden alan çocuklar. Elektrik, benzin, kalorifer, telefon ve çini soba Hasretini çekmedikleri şeylerdi. Fakat çıkmaz sokağa akşam karanlığında düşen mavim trak bir tramvay teli sürçmesinden doğan bu masmavi masal aydınlığının cin ışığının elektrik. Sonra gene tramvay altlarında homurdanan sesin motor sesi olduğunu biliyorlardı. Bazen kapısı açık bir yazanede bir başkasıyla konuşur gibi tavırlar alan şişman adamın komik bir vaziyette bir acayip matrağı kulağına götürdüğünü ve bir acayip makineye bir şeyler söylediğini görürlerdi. Hatta büyükler bile küçüklere bunun ne olduğunu sormaya cesaret edemezlerdi. Yalnız sur haricinde büyük yoldaki direklerin bunlayışından anlarlardı ki şişman adamın sesi bir başka şişman adama aktarılmaktadır. Bakın kalorifer bu mahallelere nasıl tanıtıldı. Bir gün mavi gözlü bir küçük çocuk uzaktan aydınlığını ve ebedi yangını seyrettiği şehrin merkezine gidecekti. Nasıl yaz günü kış gününden daha uzunsa, kış gününün yolları da yaz gününün yollarından daha uzundur. Çocuk yol iz bilmiyordu. Tramvay kuyrukları onu bir yerden alıp öteki yere götürüyor. Bir türlü ismini işittiği köprüye varamıyordu. Ondan ötesi kolaydı. Bütün tramvay yolları oraya çıkardı. Çok merak ediyordu. Orada yazın kendisinden büyük arkadaşlarına mahalleyi bıraktıracak kadar mühim neler vardı. Kendisine göre orayı bina etmişti bile. Binalar büyük büyük büyüktü. Muhayilesinin öte tarafı ise o nispette küçüktü. Bir kör kandil vardır. Bir de keskin bir ampul ışığı. İkisi arasındaki farkı ışık mevcut olmadan ve karanlık kafamızda etrafımızda esip giderken düşünürsek ne kadar güzel tahlil edebiliriz. Işık denilen şey karanlıktan değil, karanlık ışıktan ötürüdür. Halbuki bu semtin insanları öyle düşünmezlerdi. Karanlık mevcut olduğu için ışığa ihtiyaç vardı. Dünya yaratıldığı zaman her taraf karanlık yani geceydi. Her zaman kavuşacakları bir ışık, kurtulacakları bir karanlık vardı. Onlar dünyanın aydınlık kesilebileceğini sanki biliyorlardı. Küçük çocuğun mahalesi bizim gibi bina etmiyordu. Binalar büyük, büyük, büyüktü. Derken Nihayet minareden de büyük değil ya demiyordu. Nihayet sur kadar da eski değildi ya demiyordu. Bu düşünce bambaşka bir şeydi. Bir yaz gecesi babasıyla beraber bir dut ağacına binmişlerdi dut ağacında geceleyin dut yemek güzel bir şeydi. Fakat dut yerken yukarı ışığı seyretmek insanı kafasını uçuruyordu. O zaman düşündükleri ne tuhaf şeylerdi. Bugün bu kış gününde o düşündüklerini hatırlamıyordu. Yalnız şu cümle bütün düşüncelerinin hülasası gibi dudaklarına geliyordu. Orada binalar büyük büyük büyüktür. Köprünün üstünde olduğunu anladı ve tramvayın kuyruğundan atladı. Orada günlerini vapur düdüklerinin, teneke kaplımı yağmurlukların üzerine konmuş kuşları seyretmekle geçiren insanları seyretti. Binaların büyük olduğu yere yaklaşmıştı. Oraya biraz daha sonra varabilmek için değil, köprü üstünün serseriliğini, her cümercini, balıkçıları ve kendi mahallesindekilere benzer insanları görebilmek için acele etmiyordu. Yeni buluğa ermiş çocukların garip belahati içindeydi. Her şey sinirlerini uyuşturuyor. Her şey onu kendi iç alemine sürüklüyordu. Balıkçıları seyrederken sinema aklına geldi. Sinema, evet. Sinema neydi? Kendisinden büyükler, hatta küçükler bile onu bilirlerdi. Ama o bilmiyordu. Bir gün sormuştu. Sinema nasıl şey hödük? Hödük. Beyaz kaşlarını çil mavi gözlerini birbirine karıştırarak arkadaşlarına bağırmıştı. Çocuklar, Kapon, sinema neymiş diye soruyor. Kimi sinemanın bir kocaman balık olduğunu, kimi çingene gırnatası, kimi bir genç kız, bir parlak oğlan olduğunu söylemişti. Sonra bütün mahalle Kapon'la alay etmişti o. Enahiler demişti. Sanki ben bilmiyor muyum sinemayı? Ödüğü denemek için sordum. Nasıl ulan? demişlerdi. Söyle bakalım. Nasıl olacak? Demişti. Karanlık bir yer. Niçin? Nasıl? Oranın neden karanlık olduğunu söylememişti. Hafızasının ta ötelerinde bildiği bir şey mi vardı? Ötekiler daha fazla ısrar etmediler. Ödükle alaya başladılar. Kapon! Ulan Kapon sinemayı bilmez olur mu be? Kapon hakikaten sinemayı bilmiyordu. Niçin karanlık bir yer demişti? Bu başlayan geceden doğma bir peşin his miydi? Yoksa bir gün bir ufak çocuk, geçerken tesadüf karanlıkta gazoz şişelerini devirdim. İki tanesini kırdım, herif yakalayamadı demişti de oradan mı sinemanın karanlık bir yer olduğunu bilmeyerek anlamıştı. Demek ki sinema karanlık bir yerdi. Karanlık bir yerde insan korkmaz mıydı? Sinemayı şimdi o yavaş yavaş anlıyordu. Karanlık bir yerdi. Birdenbire ışıklar yanıyordu ve bir çingene gırnatası çalıyordu. Işıklar sönüyordu. Tekrar yanıyordu, tekrar sönüyor. Her yanıp sönüşte bir kız şarkı söylüyor. Bir delikanlı aşağı yukarı o karanlık yerde geziniyordu. Evet, binalar hakikaten büyüktü. Bu dar sokağın içinde insanlar nereye koşuyorlardı? Birden okudu. Santral sineması. Karanlık değildi. Kapının önünde kız ve oğlan resimleri asılıydı. Kimi yumruğunu sıkmış, kimisi bir kızı kucaklamış. Kocaman şapkalar kafalarında. Atlar üstünde, delikanlılar gördü. Sinema karanlık bir yer değildi demek. Resimlere bakıyordu. Ondan ötesini ertesi gün Hödy'ye anlattı. Erif bana sinemaya sokayım mı oğlum seni dedi. Burası sinema değil mi dedim. Yok dedi. İçerisini bir görsen bayılırsın. Sen hiç sinemaya gitmedin mi? Gittim be dedim. Karanlık bir yer. İhya işte dedi. Biliyorsun. Gel girelim. Girdik. Ayaklarım donmuştu. İçerisi sıca çıktı. Tabanlarım buz kesmişti. Herif beni bir yaldızlı parmaklığın yanına götürdü. Bu yaldızlı parmaklık demirdendi ama kül rengine boyanmıştı. Ayaklarım oraya dayar dayamaz yandılar. Herif bana kenarında dur ısınırsın dedi. Bu ne amca dedim. Buna kalorifer derler dedi. Hikaye oldukça uzundu. O kadar uzundu ki Kapon ismi o gün içinde unutulmuş. Kaponun ismi kalorifer olmuştu. Karın iki karışı geçtiği günlerde ateşsiz kulübelerde kalorifer hikayesi anlatılır dururdu. Beyaz bembeyaz kış gecelerinde yalın ayak çocuklar köpeklerle beraber konuşurlarken içerisi ağır bir insan kokusu dolu kahvenin önünde dinlenirler. Ulan kalorifer derlerdi. Isıtıyorsun insanı be. Kış güzel şeydir. Tabiat yemişleri, mahsulleri, kuşları ve arılarıyla insanların saadeti için çalıştığı gün mevsimler ne güzeldir. Çalışan bir insan için kış bir ılık su, yaz bir serin vantilatördür. Kış saadetimizi tamamlamak için geliyor, bahar aşkımızı tazelemek için. Yaz damarlarımızdaki çalışma arzusuna biraz tembellik, güneş ve kudret doldurmak için. Tabiat çırılçıplak, hatta zelzelesi, fırtınasıyla bile güzel, özenir bir şey. Bizi kucaklamak, bizi avutmak, bizi çalıştırmak, bize öğretmek için neler yapmaz. O artık bir sır değildir. Bize bir saadeti bağıran, bizi yaşamaya çağıran bir bütündür. Tavuklar bizim için yumurtluyor. Bu vapuru bizim kafamız yaptı. Bu tayyarede uçan biziz. Ellerimiz ellerimizin içinde gülen, bağıran, seven, en çok seven insanlarla dolu bir lokantadayız. Şimdiden sonra kahveler, buğdaylar yanmayacak. Çocuklar kalorifer olmayacak. Sinemalar dolup dolup boşalacak. Zaman o zamandır. Bahar böyle düşündürürdü. İnsanlar yalnız baharda hakikati ağaçlar gibi yeşererek hissederlerdi. Bir oğlan bir kızı dudağından öptüğü zaman bir ana oğlunu kucakladığı zaman, bir komşu öteki komşusunun elini sıktığı zaman, sokakta insan her gördüğünü tutmak, onunla konuşmak, söylemek, söyletmek isterdi. Erikler büyüyor, kirazlar kızarıyordu. Dutların tomurcukları büyümüş, yapraklar burunlarını kundaklarından çıkarmışlardı. Ölen ölmüş, soğuktan donanlar donmuş, açlıktan bayılanlar bir daha ayılmamıştı. Ne ziyanı vardı? Bahar gelmişti ya. İnsanlar ebegümeci pişiriyor, kediler ot yiyordu. Kuşlar yaprakları gagalıyordu. Arılar çiçeklerin içinde dönüp dolaşıyor. Gubaretal kuşların gagasında sanki bir mektuptu. Artık kimse kimseye acımıyordu. Herkes herkesi seviyordu. Kaponun kurumuş, kısılmış yüzü genişlemişti. Çekik gözleri bütün çekilmiş baharı süzüyordu. Kalorifere ihtiyacı yoktu kapon kaponlaşmıştı. Sinema bir hatıra bile değildi. Sinema bir düşmandı. Yanmıştı, yıkılmıştı. Şişman adamlar acayip bir makineye ne söylerse söylesin vız geliyordu. Rüzgar bir sesi bir sese vardırmak için sinek, böcek, toz, bulut olmuş telefonlaşmıştı. Gökyüzü ta gece yaralarına kadar bir masal aydınlığıyla aydınlıktı. Kış ümitle, arzuyla beklenebilirdi. Sur dışından güzel kara kızlar geliyordu. Şalvarlarında ve çıplak ayaklarında arzu getirerek fala bakıyorlardı. Delikanları sarı kızlar için düşündürüyor. Sarı kızları esmer delikanlar için hasretlendiriyorlardı. Beyaz, kuvvetli dişlerini gösteriyorlar. Yemek, durmamacasına yemek, ısırmak, gülmek, durmamacasına gülmek istiyorlardı. Kışı onlar da seviyorlardı. Kışı bekliyorlardı bile. Ama niçin ondan bu kadar bıkmıştılar? Bazen sur haricindeki mezarlıklarda fala bakarlarken yanaklarını ısıran delikanlıya karşı baklalar ellerinden düşüyor. Sonra kışı, çadırı, dumanı, kurtları, azgın köpekleri anlatıyorlardı. Onlar bunları anlatırken toprak baklaları yeşertiyor. Boncuklar mezarların yarıklarından içeriye düşüyordu. Mezarlık içinde falına bakılan delikanlı kışı hapishanede geçirmişti. Toprak ona da renk veriyordu, kızarıyordu. O da bir nebat gibi kabuklarını çatlatıyor, kızıl nüskünü yanaklarına ulaştırabiliyordu. Her şey güzel, her şey sevimli, her şey istiyor ve alıyordu. Yalnız bu insanların yaptığı şeyler kötü, durgun, yürümezdi. Kulübeler kıştan daha kötü, daha kokulu daha sefildi. Şimdi güneş insanların gözünü açıyor. Size ben bunun için karanlığı, rutubeti vermedim. Kışlar bunun için gelmediler. Bahar sizi görmeye utanıyor. Bu kokan gömlek nedir? Bu pis perdedeki sümük izleri kimindir? Bu tencere niçin kalaysızdır? Bu ibrikteki su niçin bu kadar ılık, bu kadar durgun, bu kadar ağırdır? diyordu. Bunları güneş söylüyordu. Kulübedeki insanlar bunu duyuyorlardı kulübeyi köpeklere, kedilere bırakıyorlar. Uzun günleri açıkta, bostanlarda, kuyu başlarında, dut ağaçlarında ve surlarda geçiriyorlardı. Karanlıkla beraber evlerine döndükleri zaman tekrar güneşi dinlemek için sabah olmasını beklerlerdi. İhtiyarlar böyle yaptılar. Gündüzün kırda, bayırda, çarşıda, sırtlarında, küfe, duvar diplerinde ve güneş önünde ısınıp dilenerek, çalarak, Kopararak dolaştılar. Fakat karanlıkla beraber ihtiyatlarına dönüyorlardı. Yalnız çocuklar vahşiydi, kulübe korkunçtu. Onlarla yalnız güneş konuşmuyor, kuşlar, çiçekler, sular ve ılık yıldızlı masum gecelerde konuşuyordu. O zaman çocuklar başlarını alır giderlerdi. Gidenin arkasından göz dökülmezdi. Gidenlerden pek azı geri dönmezdi. Kışla beraber birçoğu süklüm püklüm, bir sürü kötü hatıralar, itiyatlar kazanmış dönerlerdi. O bahar kapon yaz girmeden kulübeyi bıraktı. Üzerine bahar yağmurunu çekerek başı kasketsiz, ayakları çıplak şehri gezmeye başladı. Şehir üç gün içinde öğrenilebilirdi. O iki günde öğrendi. Tramvayların ta üst tarafında nereye gidip geldikleri yazılıydı. Kışın niçin semsent dolaşmıştı da bakmamıştı. Yoksa kar mı levhaları kapamıştı, yürüdü. Kahveci çıraklığı ederken sesi bir su sesi gibi dökülüyordu. Bağırma diyorlardı, ne bu çığlık? Bağıracaktı. Sinirlenen adamın kulağı dibinde haykırıyordu. Şekerli bir, zarif olacak. Aç bir, doldur iki. Kış yaklaşırken ilk yağmurlarla beraber bütün mahalle akşamüstleri yazın evlerinden kaçmış olanların dönmesini beklerdi. Çoğu sakin ve korkak başları önlerinde kulübelerine kayıp kaybolurlardı. Günlerce dayak yerlerdi. Adeta her akşam birinin dönüşü beklenirdi. Bu akşam cam göz, öteki akşam fırlama. Daha ertesi akşamlar dört meyve ismi birden mahalleye girerdi ilk karla birlikte dönmeyecekler anlaşılırdı. Onların ismi bir kahraman adı gibi. İçerisi ağır bir insan kokusuyla dolu kahvede durmadan tekrarlanırdı. O sene yalnız iki isim ağızdan ağıza dolaştı. Bu iki isimse bir insana aitti. Kapon, kapon dönmedi be. Aferin kalorifere. Böylece iki ismin bir kişiye ait olduğunu bilmeyenler Sanki Kapo'nu kalorifer mahalleye döndürmedi sandılar. Arkası yağrı.